Manşete hoş geldiniz. 24 Haziran 2022. Hani soruyorsunuz ya hiç mi iyi haber yok? Evet, bugün size iyi bir haber vereceğim. Haftanın son manşet yayınında Fransa'da Strasbourg'dan yükselen sesi ekranlarınıza getireceğim. Türkiye'de yargı bitmiş, hukuk yolları tükenmiş, siyaset çözüm üretemezken, medya susturulmuşken Fransa'da Strasbourg'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde toplanıp yürüyen binler Umut oldular adeta. Mühim bir işaret fişeği yakıldı. Ve dünyanın dört bir tarafından gelen insanlar orada son derece önemli mesajlar verdiler. Ve bu mesajlar gerek YouTube gerekse sosyal ağlar aracılığıyla da dört bir yana ulaştı. Oradan kısa bir kesit getireceğim önce ekrana. Üzerine konuşmayı sürdüreceğiz. <laughs> Avrupa Konseyi binasının önündeyiz. Ee, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dünya Liotoviç'e ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri eee Maria Petunovic İlgiç'e iki mektup tak takdim edeceğiz. Türkiye'deki insan hakları ihlallerinden ve eee bunlara karşı konseyin duyarsız e, tutumundan dolayı bunları anlattığımız şikayet mektubumuzu kendilerine ileteceğiz. Kendilerinden çok şey beklediğimizi diğer eee Birleşmiş Milletler yapılarından birçok uluslararası kuruluştan eee gördüğümüz ondan sonra insanlığa karşı suçlara yönelik raporlamaların buradan da yapılması bu açıklamaların buradan da yapılması konularını arz edeceğiz. Mağdurlar burada mahkeme nerede? Mağdurlar burada mahkeme nerede? 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 Maalesef Ahim'in verdiği kararla bu ümitlerimiz de sönmek üzere. O yüzden biz kayıp ailelerinin desteklenmesi, bu konuda yapılan her gayret ve destek çok kıymetli. Bak, yere, yere, yere. Bak, yere, yere. Bizden sonra başvuru yapanlarla ilgili kararlar çıkıyor. Eşimin dosyası ise halen bekletiliyor. Neyi bekliyorlar anlamıyorum. Bekletilen her gün Eşim işkence ve kötü muamele görmeye devam ediyor. Sağlık durumu kötüye gidiyor. Ne olur dosyayı önünüze alın bir bakın. Eşime neler yapıldı, neler yaşatıldı ve halen neler yaşatılıyor. Haksız yere tutuklanan diğer insanlar gibi eşimi de bizleri de ayakta tutan uluslararası mahkemenin vereceği bir ihlal kararı. Lütfen kendinizi benim yerime koyun. Umudumuzu This demands no, no frontiers. It's up to us to unite across national borders and oceans to demand that universalism of the right to free speech, the right of assembly, the right to know, the right to be an effective journalist challenging political power wherever it is around the world. Solidarity, my friends. Thank you for inviting me today. Evet bu organizasyon yaklaşırken günler kala haberim vardı ama organizasyonu uzaktan izlerken dahi bir bilgisayar ekranından takip ederken dahi insanın tüyleri diken diken oluyordu. Ve en önemli konuklardan biri İngiliz İşçi Partisi'nin eski genel başkanı bir önceki genel başkanı şimdiki başkandan bir önceki genel başkanı Jeremy Corbyn'in yani eski İngiliz ana muhalefet liderinin gelmesi ve sizinle dayanışıyorum arkadaşlar demesiydi konuşmasını böyle bitirdi. Son derece önemliydi. Peaceful actions YouTube kanalında bu yayınlandı bu program yayınlandı burada da bu ahim özel yayınını e, izleyebilirsiniz. Yaklaşık 4 saatlik bir yayındı. Benim de katıldığım gazeteciler görüşlerini ifade ettiler. Burada yine e, bu YouTube kanalında... E, bu etkinliğe mesaj gönderen Hakan Şükür, Enes Kanter gibi bildiğiniz isimler kadar Avrupalı parlamenterler, gazeteciler, kanaat önderleri de var. Onların mesajları da kısa kısa bu platformda yayınlandı. Yine aynı şekilde TR724'te de bu etkinlik canlı olarak yayınlandı Levent Kenez'in moderatörlüğünde. O yayında şu anda YouTube'da yaklaşık 3 saatlik bir yayın gerek. Peaceful Actions YouTube kanalındaki yeni bir YouTube kanalı bu. Yeni açılmış bir kanal, bu amaçla açılmış bir kanal. Gerekse bildiğiniz TR724 kanalında bu etkinlikle ilgili detayları takip edebilirsiniz. Mühim bir e, işaret fişeği bu, mühim bir uyarı. Yani hukukun tıkandığı, yargının tıkandığı yerler oluyor ve siz artık bir noktadan sonra yargıçları, hukuku, savcıları neyse karar mekanizmalarını da dürtmeniz gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde yıllardır dosyalar bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adeta keyfi biçimde kimine öncelik veriyor, kimine vermiyor. Ve özellikle cemaat davalarında hizmet hareketi, Gülenistler veya Fethullah Gülen grubu ne derseniz adına bu davalarda ciddi bir ayak sürüme var. Bunun nedeni de belli. Mahkemedeki Türkiye'den gelen veya Türkçe başvuruları değerlendiren, Türkiye'li bir grubun e, bariyerler örmesi. Bunların hepsi ortada ve biliniyor. E, bu konularda bir mektup yazıldı. Bu konularda e, Ahim'in dikkati çekilmeye çalışıldı bugün Fransa'da, Strasbourg'da. Geç gelen adalet, adalet değildir. Egemenler de bunu biliyor. Egemenler de Ahim'den karar 5 sene sonra, 10 sene sonra gelir nasılsa, o zaman bakarız diyerek bugünkü zulümlerini yapıyorlar, mala mülke çöküyorlar ve bir noktadan sonra işler şirazeden çıktıktan sonra bir daha da toparlanamıyor. Yani 5 yıl, 6 yıl, 8 yıl, 10 yıl sonra gelecek adaletle siz bir şeyleri tamir etmiş olmuyorsunuz. Hukuku tesis etmiş olmuyorsunuz. İnsan haklarının önüne geçmiş olmuyorsunuz. O açıdan bugün Fransa'da, Strasbourg'da son derece önemli bir işaret fişeği atıldı. Arkasının gelmesi temennisiyle. Bir notum da özellikle yurt dışında yaşayan, Türkçe konuşan, Türkiye'den çıkmış, Türkiye yurttaşı veya bir biçimde Türkiye ile ilişkisi olan, ilgisi olan insanlara. Lütfen ama lütfen. Bu çabaları takip edin. Bu çabalara destek verin. Hiçbir şey yapamıyorsanız platformlara üye olun. Hiçbir şey yapamıyorsanız imza kampanyalarına katılın. Hiçbir şey yapamıyorsanız yayınlanan videoları, mesajları likelayın, beğen tuşuna basın. Yapın bunu. Bugün Türkiye'de bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Hırsızlarla katiller işbirliği yaptılar ve ülkenin üzerine çöktüler. Her nereye sığınmış olursanız olun, bu despotlar ülkenin başında oldukları sürece size yaşadığınız yerde güven yok. Başınızı kuma gömmeyin. Diyor ve gündeme geçiyorum. Esasen gündemde bir şey yok. Gündem buydu. Ee, dediğim gibi son haftaların, son ayların en iyi haberlerinden biri e, buydu. Ee, gündemde, e, Cuma gündeminde hala e, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Ankara'dan gelip geçmesi ve işte efendim yarattığı toz, yani öyle diyelim, kaldırdığı toz, yanlış kelime kullandım, kaldırdığı toz var. Bu fotoğraf özellikle e, Suudi Arabistan tarafından servis edildi. E, ve bu gezide özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prensi üzerinden yapılan servis, yapılan PR çalışması son derece dikkat çekiciydi. Yani gittiği ülkelerde kendi gururunu, kendi şanını, şöhretini öne çıkaran ve karşısındaki liderleri de kendisi karşısında ezik gösteren, ezik göstermeye çabalayan bir tavır. Bunu Veliaht Prens Bin Selman özellikle yapıyor. Çünkü katil damgası yedi. Cemal Kaşıkçı onun talimatı ile onun adamları tarafından İstanbul konsolosluğunda hunharca katledildi 2018'in Ekim ayında. Ve şimdi onun acısıyla çok zor günler yaşadı tabi Bin Selman. Onun acısıyla şu anda gerek bölge ülkelerinden gerekse dünyadan maddi gücü, petrol kuyuları artık ne derseniz şu anda stratejik olarak ülkesinin öne çıkmasını falan da kullanarak e, öcünü almaya çalışıyor bu konuda e, o günlerin hesabını soruyor. Veya o günlerin acısını çıkarıyor. O açıdan da böyle bir haz yaşıyor. Yani Dünyanın en tehlikeli adamlarından biri şu anda 36 yaşında ve ülkeyi yönetmeye devam ederse, uzun da yaşarsa, bir dünyanın başına 30-40 yıl boyunca en az bela olacak bir adamdan bahsediyoruz. Bu kadar da açık konuşmak gerekiyor. Evet, Tayyip Erdoğan'ı bu servis ettiği fotoğrafta kendi kendisinin önünde boyun eğmiş gösteriyor falan. O Tayyip Erdoğan düşünsün. Bugüne kadar ettiği laflardan sonra bu şekilde bir e, fotoğrafla dünyaya böyle bir e, imaj e, çalışmasının parçası olmasını olmasını Tayyip Erdoğan düşünsün. Ama işin bir de Suudi Arabistan yönü var yahu. Suudi Arabistan yönü var. Şimdi bakın bu Suudi Arabistan tarafının servis ettiği fotoğraf. Bu da aynı fotoğrafla basılan gazete. Bu da yine Suudi Arabistan tarafının servis ettiği görüntüler. Fakat bu görüntülerde şunu öğreniyoruz. Türkiye tarafı Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin uçağın kapısına kadar, uçağın merdivenlerine, başına kadar geçirildiğini bilmiyor. Oraya kadar uğurlandığını bilmiyor ve bu Türkiye'den saklandı. Bunu Veliaht Prensin adamlarının yaptığı yayınla öğrendi Türkiye kamuoyu. Özür dilerim KC'yi değiştiriyorum. Barut'u tükendi işte belgesi. Bunu Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin adamlarının e, iletişim ekibinin, PR ekibinin neyse çabasıyla öğrendi Türkiye kamuoyu. Ama Türkiye kamuoyunda da öğrenenler sosyal ağlarda belli hesapları takip eden bizim yaptığımız yayınlar gibi yayınları izleyen insanlar. Evet Türkiye bunu ya, e, vermedi. Ve işte Tayyip Erdoğan el sallarken. Bu fotoğrafları çektiler ve servis ettiler. İşte bu da aşağılık bir durum. Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti birkaç hafta önce. Suudi Arabistan'a güç bela kendini davet ettirdi. Güç bela kendini davet ettirdi. Muhtemelen yani söylenmiyor açıklanmıyor. Yani seyahat bir resmi seyahat değildi. Çalışma gezisi bile değildi. Büyük bir ihtimalle yarın ortaya çıkar. Umre gezisi yapacağım diye izin aldı, vize aldı. Hazır Umre'ye gelmişken de sizi de bir ziyaret edeyim, merhaba diyeyim dedi. Son derece düşük düzeyde karşıladı. Uçağın karşılaması, uğurlaması Medi şeyin işte gittiği şehrin Medine, Mekke neyse vali yardımcısı eliyle oldu. Yani olabilecek en düşük düzeyde karşılanan ve uğurlanan bir lider şimdi Veliaht prensi yani sonraki kralı bu şekilde karşılıyor, ağırlıyor ve uçağın kapısına kadar geçiriyor. O arada yine sarayda işte şamatanın servisi de yapıldı. Yemek, türkülü, şarkılı eğlence neyse onun servisi de yapıldı. Onu da gene Suudların yaptığı servisten gördük. Bu adam Cemal Kaşıkçı. Bu adam 2018 Ekim ayında İstanbul Konsolosluğu'na girdi ve bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan Konsolosluğu'ndan bir daha çıkamadı. Arabistan'dan gelen Bin Salman'ın adamları tarafından adli tıpçı, özel harekatçı, istihbaratçı neyse özel yetiştirilmiş bir ekip tarafından Türkiye'nin gözü önünde ve Türkiye'nin tespit ettiği biçimde hepsini tespit etti girişini çıkışını hunharca katledildi, cesedi doğrandı, yok edildi, yakılarak veya aside dökülerek veya bir şekilde kaybedildi. Bu kapıdan içeri girdi ve bir daha çıkamadı. Bu kapıdan içeri girdi ve bir daha çıkamadı. Cesedi yok kaybettiler. Sonra da bu adamlar bunu öldüren katleden doğruyan cesedini ortadan kaldıran Suudlar geldikleri gibi ellerini kollarını sallayarak Türkiye yetkililerinin emniyetinin mitinin göz önünde geldikleri gibi gittiler. Türkiye'de nice sonra soruşturma açtı vesaire. Sonra da o soruşturmayı kapattı. Ne uğruna? Bin Selman'la bir şekilde ticari ilişkileri geliştirelim. Ülke battı batıyor. Barutumuz tükendi. Birazdan işte belgesi diyoruz. Bunlar belgesi de e, tam belgesini getireceğim size. Asıl belgeyi getireceğim. Bu adam. Bu adamın katline şu anda bütün dünya seyirci. Bu adamın katiline bütün dünya seyirci. Amerika Başkanı Joe Biden de yakında Suudi Arabistan'a gidecek. Veliaht Bin Selman'ın ayağına ve görüşecek. Bütün dünya seyirci sadece Tayyip Erdoğan değil, sadece Tayyip Erdoğan tükürdüğünü yalamadı. Bütün dünya tükürdüğünü yaladı. İngiliz Başbakanı Boris Johnson da birkaç hafta evvel Suudi Arabistan'daydı. Hangi birini söyleyeyim? İşte AK Parti Fatih teşkilatının paylaştığı bu tweet mesajını e, dolaşıma sokmuşlar dönüyor. Dünyayı satın alabilecek güçte de olsa bir katile katil diyebilen kişinin adıdır Erdoğan diye. Ben ezbere söylemiyorum. Kendi hesaplarında da böyle yayıyorlardı kendi resmi hesaplarında. Ama unutuldu gitti. Ve Erdoğan ölümünden bir süre evvel tokalaştığı, dostum dediği bu insanı, Cemal Kaşıkçı'yı sattı. Erdoğan satar herkes ayrı bir konu. Kim için? Bunun için. Said Sefa Daltonlar demiş. Çok hoşuma gitti bu yorum. İşte Bin Selman'ın gelişinde gidişinde dizilen Türkiye heyeti, bakanlar bunlar. Bir kısmını biliyorum, bir kısmını bilmiyorum ama ortadakini herkes biliyor. Nebati. Gözümün ışığına bak. Hani gözlerimdeki ışığa bak diyen insan. <laughs> Enteresan. Joe Dalton gibi yani. Hani Daltonlar derken ya gerçekten de benziyor. Fakat gazetelere verdiği demeçlere bakıyorsunuz. Enflasyon üzerindeki kur baskısı düşecek. Bak sen, Hürriyet'in ekonomi sayfasına böyle manşet olmuş İşte Şimdi geldik, barutu tükendi işte belgesi noktasına. Merkez faizi, merkez bankası faizi sabit tuttu haberi. Hatta indirecekmiş falan yakında. Bu da işte efendim şey, grafiklerle faizin seyri filan. Bakın, barutu tükendi belgesi bu. Bu dün. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyon toplantılarından bir diyalog. Tutanaklara yansımış, resmi tutanaklara yansımış bir diyalog. Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki: 9 Haziran'da, hatırlayın o günü. Bilerek, özellikle benim de ısrarımla arkadaşlar, bu şekilde açıklama yapıp tepkileri ölçüyoruz. Bazen ihtiyacımız oluyor. Bunları yapıyoruz yoksa bir manipülasyon. Zaten öyle bir şey olamaz da spekülasyon. Garopaylan soruyor ki HDP'de ekonomiden sorumlu ekonomik ekonomiyle ilgili işleri takip eden bir milletvekili. Hangi açıklamaları Sayın Bakanım diye soruyor. Nurettin Nebati devamla işte 9 Haziran'da bizim işte gece açıklamalar yapacağız şeklindeki şeylerimiz. Hatırlayın. O gün piyasadaki dalgalanmalar üzerine Hazine Maliye Bakanlığı'ndan ve işte ne bileyim o pek çok kurumdan da üst üste açıklamalar geldi. Ama yapılan açıklama şuydu. Açıklamayı bekleyin. Bir açıklama yapacağız, açıklamamızı bekleyin. Burada Nurettin Nebati devletin bittiğini itiraf ediyor. Devletin tükendiğini itiraf ediyor. Burada Nurettin Nebati bir politikaları olmadığını itiraf ediyor. Bu tutanakta Nurettin Nebati blöf yaptığını ve açıklama yapacağız diye yalan söylediğini itiraf ediyor. Diyor ki, Gece açıklamalar yapacağız diye biz o gün yani 9 Haziran'da özellikle de benim ısrarımla o blöfü ben yaptım kendi ısrarımla bu şekilde açıklama yapıp tepkileri ölçtük. Bazen diyor buna ihtiyacımız oluyor. Bunları yapıyoruz. Ne zaman yapıyorsunuz? Acaba şu da mı ihtiyacınız olduğunda üfürdüğünüz laflardan biri? Evet bu noktadan sonra Nurettin Nebati'nin ne sözleri, ne tavırları, ne yaptığı açıklamalar yazılı, sözlü, kavli neyse ne derseniz attığı tweet hiçbir hükmü yoktur. Çünkü bu adam millette dalga geçiyor. Bu adam böyle blöflerle açıklama yaparız ha açıklama yapacağız ha falan filan diyerek adeta böyle çocuk oyunu gibi devlet yönetiyorlar çocuk oyunu gibi ekonomi yönetiyorlar ve tuhaf tuhaf olan ne biliyor musunuz böyle böyle olmuş olsa bile böyle olmuş olsa bile bunu böyle itiraf ediyorlar saklamıyorlar böyle de itiraf ediyorlar bir itiraf daha İzzet Özgenç paylaşmış ceza hukukçusu olağanüstü hal sürecinde el konulan şirketleri yönetmek üzere TMSF tarafından görevlendirilen kişilerin yani kayımların hukuki mali cezai sorumlulukları yani her türlü dokunulmazlık kaldırılmıştır. Evet. TMS tarafından görevlendirilen kişilerin hukuki, mali, cezai sorumlulukları kaldırılmıştır. 26 Mayıs 2022 tarihli işte kanun maddesi de var orada. Türk milletine müjdeler olsun diyor. Sonra da böyle hani muhalefet var diyorlar ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işleri takibi. Yani baksana bunlar. Asıl bakman gereken bunlar. Asıl yakalaman gereken bunlar. Kapatırken bir iki notum var. Bir tanesi Ayşel Tuğluk ve Çevik Bir'in durumu. Her ikisi de demans veya Alzheimer veya işte ileri derece bunamadan e, muzdarip. Aysel Tuğluk annesinin vefatından sonra bir türlü toparlanamadı. Biliyorsunuz annesi bir yere defnedilmek istenmiş. Oradan cenazesi çıkarılmıştı. O travmayı atlatamadı. Halen cezaevinde. Çevik bir 80 yaşının üzerinde 28 Şubat davasında hala yargılan, hala cezaevin, cezaevinde ve ce tekrar cezaevin alındı. Birkaç kere alınmıştı. En son gene alındı. Yaşına ve sağlık durumuna avukatlarının raporlar falan vermesine rağmen Şimdi geri hastaneye kaldırılmış galiba. Yazık. Yani bu tür şeylere gerek yok. Çevik biri, çevik biri şu anda kimse savunamıyor. Aysel Tuğlu bir avuç insan. Yani gerek yok bunlara. İnsansanız. Yani Bülent Arınç'ın tabiriyle sırtınızda omurga değil, kıkırdak bile varsa biraz içiniz acır ve bu tür konularda biraz daha titiz olursunuz yani insan olursunuz. En, en temel hukuku, yargılamaları, iddianameyi şunu bunu geçtim. Bugün İsmail Ağa cemaatinin şeyhi ya da tarikatın şeyhi, Nakşi tarikatının bir kolu Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenaze töreni vardı. Tayyip Erdoğan da katılmış. Mahmut Usta Osmanoğlu'ndan sonra Hasan Kılıç cemaatin yeni lideri olmuş. Cemaat deniyor ama esasen tarikat. Nakşibendi tarikatı. Bunun 3-4 kolu var Türkiye'de bilebildiğim kadarıyla. İsmail Ağa var. Gene 1950'li yıllarda Mahmut Usta Osmanoğlu ile beraber oradaki bir camiye atanan Mehmet Zahid Kotku veya Muhammed Zahid Kotku var. O da İskender Paşa Camii. Bu Camilere atanan imamlar oldukları için başta bu camilerle anılıyor cemaatleri de veya tarikatları da. Biri İsmaila, Ağa öbürü de İskender Paşa olarak. menzilde de galiba Nakşibendi tarikatı. Çok fazla bildiğim konular değil. Tarikat yapısı. Dolayısıyla bir şeyh-mürit-mürit -mürit ilişkisi var. Her neyse. Sen bu yapıların yanında mısın, kenarında mısın, uzağında mısın, karşı mısın, değil misin? Bu yapılar Türkiye'nin bir gerçeği. Cemaatler, tarikatlar, Türkiye'nin bir gerçeği mezhepsel anlamda, meşrepsel anlamda, nereden bakarsanız dini anlamda, diğer bütün dinlerdeki gibi, diğer bütün diğer farklı mezheplerdeki gibi vesaire, her mezhebin veya her işte dini akımın kendine göre bir ulusu var. Ona tabi olan, onun öğretisini takip eden falan insanlar var. O ayrı bir konu. Yani bunun siz karşısında olun veya olmayın, yanında durun veya durmayın. Bu bir vaka. Bu vakayı bu şekilde kabul edeceksiniz. İkincisi, ee, Mahmud Usta Osmanoğlu uzun yıllardır e hasta, rahatsız ve cemaatinin başında değil. Yani idare ediyor, çekip çeviriyor, yön veriyor değil. Haliyle ben özellikle 2013-14'ten itibaren Türkiye'de yapılan zulmü hele 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 dini hassasiyeti yüksek olan insanlara ve gruplara karşı büyük bir kinle ve nefretle yürütülen adeta harekatı destekleyen insanlara hiçbir zaman olumlu gözle, bakmam. Hiçbir zaman hayırla da yad etmem. Onlar bu suçun, bu zulmün ortaklarıdırlar. Failleri, faili gibidirler, yapmış gibidirler. Mahmut Usta Osmanoğlu'nu bilmiyorum. Mahmut Usta Osmanoğlu'nun 2013'ten bu tarafa birinci yerinde miydi, bilinci açık mıydı, yapılan işleri anladı mı, takip etti mi, edebildi mi, onaylıyor mu, onaylamıyor mu bilmiyorum. Bilmiyoruz çünkü. Çünkü adeta koma gibi bir halde veya çok fazla kendinde olmayan bir halde ki e, görüntülerini izliyorduk, fotoğraflarını görüyorduk ama hani herhangi bir konuşması vesaire yansımıyordu. Herhangi bir demeci veya kendi kendisinden çıktığı belirtilen bir mesaj da yansımıyordu. Onun için bilmiyoruz. Fakat onun yerine gelen Hasan Kılıcı biliyoruz. İşte orada fotoğrafta, alttaki fotoğrafta. O önce de sonra da şimdi de hükümete Tayyip Erdoğan icraatlarına şu zulüm düne dönemine, şu istibdat dönemine mevcut despotlara destek veren bir şimdi yeni tarikat lideri oldu. O despotlarla beraber yerin dibine batsınlar. Ona da böyle derim. Diyoruz ve geçiyoruz bu meseleyi. Çok da fazla üzerine konuşulacak bir şey yok ama hürriyetin manşeti enteresan. Suikastilere terasta baskın. O da kim diyorsunuz? Özellikle son birkaç haftadır enteresan şeyler oluyor. Çok da fazla basın ilgilenmiyor bununla. Hürriyet de ilgilenmiş ama kenarından tutmuş. İsrail kendi yurttaşlarına Türkiye'yi terk edin uyarısı yaptı. Neden? Çünkü İran ajanları veya İran Devrim Muhafızları eliyle e, onlara suikast yapılabileceği, onlara onların saldırıya uğrayabileceği, onların ortadan kaldırılabileceği falan gibi istihbarat üzerine. Ve e, bu son hadise de bu esasen. diyor ki Hürriyet gazetesi İsrail vatandaşlarına suikast düzenlemek için İran'dan geldiği iddia edilen tetikçilerin ele geçirildiği müthiş operasyonun detayları falan. Türkiye'de ya böyle bir şey olabilir mi? Burası bir hukuk devleti. Biz buna aman vermeyiz, izin vermeyiz falan diye İsrail'e mesaj gönderdi. Neticede böyle bir operasyon. Fakat bu işler basit değil. Bu işler ucuz da değil. İsrail istihbaratı İran'da operasyonlar yaptı. Birilerini ortadan kaldırdı. Bakarsanız görürsünüz geriye doğru. İran'da şimdi buna misilleme yapıyor ve dünyadaki İsrail unsurlarını falan neyse hedef olan belli ki askeri bir kademede veya istihbari bir kademede mühim şahısları mühim bir pozisyon tutmuş şahısları gözüne kestirmiş ve İran'da özel yetiştirilmiş insanlarla onlara dönük suikast, bombalama olabilir, ortadan kaldırma olabilir, operasyon neyse artık bunu planlıyor ve İki devlet arasında böyle bir gerilim var. Yani İsrail vatandaşlarına işte İranlıların suikasti falan diye geçiştirilecek bir şey yok. Bir şey değil bu. Derin bir istihbari, derin bir esasen casuslar savaşı, devletler başkentler savaşı var. Bu konuya böyle bakmak lazım. Hürriyet'in manşetinin bana düşündürdüğü bu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Ursula von der Leyen'den son derece enteresan bir mesaj geldi. Onunla yavaş yavaş bağlayalım bugünkü programı. Türkiye çeyrek asır öncesine göre şu anda Avrupa Birliği'ne daha uzakta. Ankara'da bu konuda hevessiz bir tutum içinde dedi. Evet maalesef Türkiye Avrupa ile, ilan edilmemiş bir biçimde köprüleri atmış durumda. Sadece işte adaylık, üyelik vesaire neyse süreci bir biçimde devam ediyor. Bu süreç devam edecek gibi görülüyor. Avrupa, Avrupa Birliği müktesebatı önemliydi. Avrupa Birliği kriterleri önemliydi. İşte Cenevre, Kopenhag falan filan gibi farklı şehirlerle anılan bir takım sözleşmeler, bir takım kriterler. Neyse son derece önemliydi. Ve Türkiye'de bunu yakalamalıydı. Bunu yakalamasını da çok istedik. Bir ara aslında o rotaya da girmişti. Özellikle 2000'li yıllarda AKP'nin ilk döneminde. 90'ların sonu ve 2000'lerin başında yapılan reformlar, atılan adımlar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne çok yaklaştırmıştı. Ama ondan sonra gelenler, ondan sonra gelen hamleler neyse fersah fersah uzaklaştırdı. 1999'dan daha uzakta diyor ya, yani gene iyi söylemiş Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı. Biz görebilir miyiz bilmiyorum. Çocuklarımız görür mü görmez mi bilmiyorum. Avrupa Birliği yarın öbür gün kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Ama o rüya, o hayal bitti. Şu anda işte şeklen e, götürülen bir konu var. Evet. 27 dakikayı geride bıraktık. Bugünü de böylelikle e, kapatalım. Özellikle Fransa'sı Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine iletilen mektup, e, ortaya konulan eylem, protesto, yürüyüş, direniş etkinlikle başladık ve yine bu duygularla kapatalım. Gerçekten mühim bir işaret fişeği atıldı bugün Strasbourg'da. Devamının gelmesi temennisiyle efendim. Herkese iyi hafta sonları. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla.